Başkent Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nca yaptırılan Muhtarlar Evi 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde yarın törenle hizmete açılıyor. Ülke genelinde 50283 köy ve mahalle muhtarının faydalanabileceği Muhtarlar Evi'nin işletmesini ise Vilayetler Birliği yapacak. Açılış için Türkiye genelinden 20 bin muhtarın başkente davet edildiğini öğrendik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak sosyal tesis şimdiye dek bu alanda giderilememiş eksiği tamamlayacak. 36. Oda ve 78 yatağı bulunan muhtarlar evi, mahalle ve köylerinin iş takibi için başkente gidecek muhtarları otel konforunda, uygun fiyatlara konaklatacak. Marmara Muhtarlar Federasyonu Ba. Şeykanı ve Tuzpazarı Mahalle Muhtarı Ferru Sevimgil, açılış için Bursa'dan da 700 muhtarın Ankara'daki törene davetli olduklarını söyledi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Ba. Şeykanı Bekir Aktürk'ün de katılacağı tören için İçişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesince büyük hazırlık yapılıyor. Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkan Sevimgil, ülke genelindeki üyelerine sosyal tesis kazandırılmasında desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Türkiye muhtarları olarak minnet duyduklarını ifade etti. Muhtarların özlük haklarından silah taşıma ruhsatlarına, maaş artışlarından kamudaki sosyal statülerine kadar birçok yeniliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile bu dönemde hayata geçirildiğini biliyoruz. Başkentte açılacak sosyal tesiste şimdi bunun taçlandığını ifade edebiliriz. Keles'te heyeti, şen çörek otu tohumu kanser araştırmaları için ABD'de Türkiye Ninen kaliteli çörek otunun üretilmeye başlandığı Keles'te şimdi bu stratejik ürünün kanser araştırmalarında kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne satılması söz konusu. Yaz. Ibaşı Köyü Derneği Başkanı Emre Kahraman, İstanbul'da Doktor Ramiz Muhammed ile verimli bir görüşme yaptık. Doktor Muhammed, Irak asıllı olup, 1982 yılından beri Amerika'da Wayne State Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor. Onkoloji dalında çörek otu tohumu içerisindeki timokinon isimli maddeyle hayvanlar üzerinde gerçekleştirdiği deneylerde başarı elde etmiş. ABD anayasasına uygun özellikle kemoterapi tedavisi gören kanser hastaları üzerinde yaptığı deneylerde olumlu sonuçlar almaya devam ediyor. Çok yakında bütün testleri yapılmış, resmi olarak ilacı çıkarıp insanlığın kullanımına sunmaya hazırlanıyor dedi. Doktor Muhammedin ABD de 8 kanser türü üzerinde araştırmalar yaptığını ve bugüne dek 30'dan fazla bilimsel ödül aldığının altını çizen kahraman, dünyanın, köyümüzde yetişen timokinon maddesi oranı en yüksek tohumundan elde ettiğimiz çörek otu yağı ve tohum numunelerini kendisine teslim ettik diye konuştu. Kahraman, numunelerden olumlu sonuçlar alınması durumunda Doktor Rıza Muhammed'in ekibiyle birlikte kelez. E gelmeye ve yetişen ürünleri buradan temin etmeye de söz verdiğini hatırlattı. Keles. İnyazıbaşı Mahallesinde ilçe belediyesinin girişimleri ve büyükşehir belediyesinin desteğiyle geçtiğimiz yıl çörek otu işleme tesisi hizmeti açılmıştı. Şimdi görülüyor ki bu tesis tıp araştırmalarında stratejik bir ürün haline gelen çörek otunun keles. Ten dünyaya açılmasını sağlayacak. Bu uğurda çaba sarf eden Başkan Kahramanı ve dünyanın en kaliteli ürünlerini yetiştiren Yazıbaşı. Sakinlerini kutluyoruz. Okurumuz Filament Kap, Şah Yunuseli bağlantısını soruyor önceki hafta bu sütunlardan, düğüm noktalarına kavşak ve köprülü çözüm başlıklı bir yazı kaleme almıştık. Okurlarımızdan inşaat mühendisi Muammer Ye, Ildız'dan buna ilişkin bir mesaj geldi. Tırnak işareti. 14 Ekim tarihli yazınızda belirtmiş olduğunuz ulaşım projeleri tabi ki, takdire şayan. Yalnız yıllardır Filament kavşağından Hamitler ve Yunuseli bölgesine doğru açılması planlanan 40 metrelik yolun bir türlü gündeme gelmemesi de biz bölge sakinleri adına aynı derecede üzücüdür diyen Yıldız devamında şunları öneriyor. 40 metrelik bulvar ılamıyorsa dahi en azından Hamitler köy merkezinin cami çevresindeki imar yolları açılabilir veya imardaki genişliklere ulaştırılabilir. 10 binlerce konutu o bölgede yaptırırken bunca konuta eski köy yolunun birinci Kavaklı Caddesi, hizmet vermesini beklemek tuhaftır. Sonuç olarak, trafiği görmek isteyen yetkililerimizi bu yollarda da bekleriz. Bildiğimiz kadarıyla, B. Büyükşehir Belediyesi. Nin üzerinde çalıştığı, bizim de buradan çok önce aktardığımız bir kent içi tünel projesi var, finans temin edilebilirse, belki de bu etap tünelle Mudanya yoluna bağlanacak.